Herkese merhabayın. Kırklareli Pınar Sar'dan Trakya'dan size sesleniyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babala'da. Al canım. Biliyorsunuz pandemiden dolayı sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Kahvemiz dezenfekte edildi, boyandı, bütün kurallara uygun. Kolonyamız, tut, dezenfektanımıza kadar her şey burada zaten mevcut. Maske de kullanıyoruz. Bir de sizden ricam şu maskeleri kullanırken arkadaşlar, bunu böyle bırakmıyorsun, bunu buraya alıyorsun. Düşün yani, sen iç çamaşırına gittiğin zaman şeyini dışarıda bırakıyorsan, burnunu da dışarıda bırak yani. Abi ben de alışamadım, beygir yemliği gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Ama bir tek sen çıkar. Aynen, ben çıkarıyorum çünkü programa devam etmek zorundayım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bu pandemi dalga metresinden sonra babaannemin dediği gibi pandomina. Babaanneme sesleniyorum. Baban dedim niye gelmiyorsun 3 haftadır 100 yaşında karı. Pandomina var oğlum. Pandomina'dan dolayı gelemiyor. Pandomina normalde Trakya dilinde karışıklık demek. Pandomina. Olay, karışıklık. O öyle adlandırıyor pandemi. Gelemiyorum diyor. Biliyorsunuz ama artık önlemlerimizi aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Biz zaten iç dış yıkama 20 liraya yapıyoruz. 15 liraya bir dublara kıyıyoruz. Üstüne bir de dezenfektan 5 liraya tertemiz. Bugün ne yapacağız? Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pat 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 pat. Ve yalnız zannediyorsunuz beni. Ortam seyrek. Sosyal mesafeden dolayı ama arkamda ve yanımda çok sevdiğim agam davet ettim geldi. Sağ olsun. Fuat Ergin agam konuğumuz. Hoş geldin agacım. Hoş bulduk abi. Berlin'in batısından ülkenin en batısına Trakya'ya geldi agam. Batı Trakya'ya. Aynen. Çok mutlu ettin aga be. O mutluluk bizim abicim. Ne mutlu bize görüşebildik sonunda yollarımız kesişebildi. Çay içiyoruz, keyfimiz yerinde. Cheers. Trakya'mız güzeldir aga. Çok severim abi. Biz Almanya'dan arabayla gelirdik. Kapıkule'den giriş yapardık. Baba eskiye bir uğranırdı orada. Babam bir peynir alırdı oradan. Ondan sonra yoldan buraya gelirdik. Buraları biliriz yani. Baba ağzının tadını biliyormuş ya. Trakya aynen. Peyniri bir numaradır. Aynen. Gümüş yakada Silivri tarafında mesela bir teyzem vardı. Ona uğranırdı. Yabancı değilsin yani. Yok yok. Çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Benim gençlik yıllarımda hep beni motive eden sözlerim ve ritimlerin sahibidir agamlar. Bu işte gerçekten ortada 30 yıllık bir geçmiş var. Eyvallah. Vallahi agacım. Bizi her şeyde çok motive ettin. En zor zamanlarımızda sizleri dinleyerek böyle ben özellikle ben. O kulaklığı takıyordum abi. Başka bir boyuta geçiyordum. Yani ben açıkçası gençliğimde olan şeylerden sonra böyle rap kesti benim yolumu. Ve benim içimi çok doldurdu açıkçası. Ve benim gibi hisseden bir sürü insanın olduğunu da biliyordum. Motivasyona ihtiyacı olan, hayata bağlanmaya ihtiyacı olan. Ve müziğimi o şekilde şekillendirmek en mantıklısı olacağını düşündüm. Çünkü müzik sadece müzik değil. Beynin gerçekten merkezine giden bir şey ve orada çok şeyi aktive edebiliyor ya da kapatabiliyor. Seni derbedere edebiliyor müzik. Kendini jiletleyebiliyorsun. Hayata da bağlayabiliyor. Aynen, hayata da bağlayabiliyor. Seni mutlu edebiliyor. Güzel anıları çağrıştırabiliyor. Yani müzik sadece böyle ne bileyim leblebi üzüm gibi bir şey değil abi. Çok derinliği olan bir şey. Yani müziğimin içine bunu akıtmak istedim ben. Benim için çok önemliydi. Bize de geçti yani emin olabilirim. Ne mutlu bize abi. Sizler geçmişlerinden utanmayan ve saklamayan şu bağlamda. Yeri geldi garsonluk da yaptık. Yeri geldi gece bekçiliği de yaptık. Yeri geldi başka şey de yaptık. Korkmayın la halkız yani. Korkmayın la biziz yani. Biz evet evet. Sizin arabalarınızın depolarını dolduruyoruz. Yeri geliyor yollarınızı yıkıyoruz. Yeri geliyor kaportalarını yapıyoruz arabalarınızın. Garsonluğunuzu yapıyoruz. Bekçiliğinizi yapıyoruz. Biziz yani. Bizim hayatta çok ortak noktamız var. Ben senin albümünü alıp dinlediğim zaman sözlerde şunları da bulabiliyordum. Ya bak diyordum aga da aynı şeyleri yaşamış. Evet. Aga da bizden yani. Yok yok kesinlikle. Ben Almanya'da doğdum. 84 yılında annemle babamla geri döndük Şile bizim memleketimiz. Böyle yaşıyordum işte 84'e kadar Almanya'da yaşamışım. Sonra 84'ten itibaren Türkiye derken işte 86'da babam 89'da annem vefat etti ve ben bu 5 sene sonucunda eyvallah 5 sene sonucunda Almanya'ya geri gittim. Orada daha çok imkanlarım olur diye. Ama nitekim 2004'te tekrar Türkiye'ye temel dönüş yaptım. O da yaptığım müzik dolayısıyla. Siz orada mesela konser de verdiniz. Sizi Almanlar da dinliyor ya da başka milletlerin insanlar da dinliyor. Anlayamamalarından doğru sıkıntı çekip mi bu tarafta kendini daha ifade edebildiğini düşünüp 2004'te buraya bir de geç döndüm diyorsun. Döndüğümde 32 yaşındaymışım neredeyse 2004. Almanya'da şimdi geziyorsun eyvallah. Biz bir de Türk kitlelere ulaşamadık orada. Konser gelmiş 600, 700, 800 kişi dolmuş. Taş çatlasa 5 tane Türk var hip hop dinleyen. Gelmişler nasıl duymuşlarsa o zaman. Almanlar da geliyor mesela diyorlar işte abi ya anlamıyoruz ama harbi çok iyi müzik yapıyorsun. Hissediyoruz falan diyor. Ya bu bir burukluk yaratıyor senin içinde. Diyorsun ki ya ben anlaşılmak istiyorum. Anlaşılamıyorum yani. Çok önemliydi. İlk gelişim Türkiye'ye 1999 31 Mayıs'ta oldu. İlk defa o zaman touchdown yaptım böyle. Geldim bir konsere geldim buraya. Yanımda benim kasetleri getirdim. Hassiktir 1 o zaman yanımda. Bilete sattım 1 milyona. Cebimde 5 kuruş para yok. Berlin'den gelmişim. Buradan 150 markla geri döndüm. Berlin'e yemin ederim. Kasetleri, CD'leri falan sattım. Kendim basıyorum. 98'de ufak bir firma kurduk işte. CD'lerimizi basıyoruz. Kasetlerimizi yapıyoruz. DJ mixtape'leri yapıyoruz. Çağrılmadığımız yerlere konserlere gidiyoruz. Oradan sahneye çıkıyoruz. Aşağı inip hemen masa açıyoruz. Millet geliyor merak ediyor. Tape'leri almaya başlıyor. Sıcak para dönmeye başladı. Sonra bir toplama albüm yaptık Almanya'da. O bayağı 10 binlerce sattı. Kendi gerçekten hani tamamen bağımsız. Öyle bir ciddi para birikti ki Oğuz'da dedik ya bunu değerlendirelim, iş imkanı yapalım. Bir yer açtık abi. Arkada işte stüdyolar. Ön tarafta merchandise bölümü. Tişörtler, kazaklar, etekler, pantolonlar, kızlara şey. Tişörtler. Aklına geliyoruz. Aynen. Yine kolunu bacağını başka büyük firmalara elini kolunu kaptırmak istemeyen çocuklar geliyor. Onların kasetlerini çoğaltıyoruz. Onlarla paylaşıyoruz. Biz 30 onlar 70 alıyor gibi düşün. Yani böyle çok sosyalist kafayla böyle bir şey inşa edebildik. Benim için çok önemliydi hani kontrol bende olsun. Şöyle bir korkun yok. Ya boynuz kulağa geçer mi? Korkun yok senin. Neden?
Neden biliyor musun? Yok asla. Boynuz kulağa geçse de duyamazsın. Çok haklısın. Çok acayip bir yere dokundun. Ama zaten bir usta kendine usta diyemez. Kendinden daha iyi bir nesil yetiştirememiş bir insan kendine usta diyemez. Hani ben eğer ilham verebildiysem, ben bir kıvılcım olabildiysem gençlere bu benim mutluluğum, bu benim apoletimde bir yıldız, anlatabiliyor musun? Aynen, benim madalyam o abi yani. Zaten sağlıklı bir insanın düşünmesi gereken bu abi. Ama günümüzde ne var mesela? İş yerlerinin çoğusuna rastlıyoruz bunu. Çoğusunda. Mesela alaylı mektepli muhabbeti var. Şimdi ben mesela çekirdekten gelmişim. Bir ortama girmişim. Benim ustam, ben onu geçmeyeyim diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Neden kaynaklanıyor bu? Ondan önceki çırakların ustalarına yaptığı yamuklardan kaynaklanıyor. Adamlar onları örnek görüp korkuyorlar ya da bir önlem almam lazım. Acaba ikinci planda kalır mıyım korkusu yaşıyorlar. Ben ışığıma güveniyorsam yanında başkasının parlamasından korkmam abi. Aynı şekilde ama hep star olmak istiyorlar. Lan niye star olmak istiyorsunuz? Hepimiz bir galaksi olalım yani. Bir galaksinin içinde neler var? Büyük resmi göremiyor insanlar. İşte anlık düşünüyorlar. Ben mesela 12 yaşımda, 11 yaşımda Almanya'dan temelli döndüğümüzde baba bizim ayıptır söylemesi Şile'de bir 3 katlı evimiz var düşün. 11 odalı. 624 metrekare bahçesiyle beraber bahçemizde bir bot, bir araba. 150 metre denize yürüyorsun. Yani bir insanın hayatı boyunca hayal ettiği her şeye sahiptim ben. Ve bunların 3-4 yıl içinde paramparça olduğunu gördüm ben. Babamın ölümü, annemin ölümü, ailemizdeki insanların miras durumlarıyla birbirlerine yemeleri. Ha, bunları gördüm ve dedim ki lan bunların hiçbirinin değeri yok dedim. Ben dedim sırtımı dönüyorum bunlara, gidiyorum dedim abi. Gittim, 94 yılından beri çocuklarla çalışıyorum Kemal. Çocuklara rap öğretisi yapıyorum abi. Hayatı pozitif yönde değişen çok fazla çocukla çalıştım. Hayatta sınıfta sesini çıkaramayanlar, arkadaşlarıyla okulda ilişki kuramayanlar. Bunların kabuklarını kırdık. Savaş bölgelerinden gelen çocuklarla çalıştım. Çocuk gelmiş, çocuk taş, dokunamıyorsun çocuğa. Aralarından rapçi olanlar var. Hem öğretmenlik hem abilik yaptım. Aynen. Yani. Herkesin içinde bir güç var abi. Ben çocuklara bunu öğretmeye çalıştım. Bunu anlatmaya çalıştım. İnsanlarımızın gelişmesi gerekiyor abi yani. Ben bu gelişime bu şekilde sosyopedagojik olarak bu şekilde katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Kendini geliştirmek iyidir abi. Bir nevi mastürbasyon gibi bir şey yani. Oh evet abi. Ben mesela eğitim yaşının 2 yaşından itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğa 6 yaşına kadar hard disk gibi kaydediyor çocuk. Çocuğu 3 dilli yetiştirebilirsen, kasarsan abi, olabilir bu yani. Bir çocuk 6 yaşına kadar 3 dili cayır cayır öğrenir. Hiç sorunsuz hem de. Çünkü boş. Anlatabiliyor muyum? Hard disk gibi kaydediyor. Gelebilecek ne varsa alacak zaten. Kesinlikle. Eğitim sisteminin gerçekten çok büyük dehlizleri var abi ülkemizde. Artık paralı bir şeye dönmüş durumda. Zayıf not almak ve sınıfta kalmak yok. Ne demek abi yani? Beni babam sınıfta bıraktı abi ya. Bilerek sınıfta bıraktı. Babam şöyle bir adamdı aga. Kitap okurdu. Bir sürü kitap var evde. Bana 200 küsür kitap bıraktı. Ben 22 yaşından sonra okuyup onun dediklerini 22 yaşından sonra anlamaya başladım. Mesela ben babamdan çok dayak yemişimdir ama hiç durup dururken dayak yemedim. Düşün, 1951 doğumlu benim babam. Lise mezunlarının, üniversite mezunlarının 5'e katladığı yıllar. Şimdiki gibidir öyle sürükten diploma alma değil yani. O zaman anlayamıyordum ben Fuat'a. Adam bana sürekli şunu söylüyor. Ben babamdan ileri doğacak çocuğumdan geri olmalıyım. Senin bu hayatta benim yerimde kalmak gibi bir lüksün yok oğlum. O zaman çocuğum, kanım da çok hızlı. Ben çok gözü kara bir çocuğumdur. Hala 40 yaşındayım ama utanmasam yapacağım o kadar çok şey var ki. Ben 12 yaşında sigara içmeye başladım. Babam rahmetli öğrendi. Hiç vurmadı bana. Hiç. Bunu içen pezevenk dedi. Çalışacak, kazanacak, alacak. Beni hep pis işlere verirdi. Gardiyan amiriydi mesela çimento fabrikasında. Başımda kendi dururdu. İnanır mısın? Gardiyandan beter. Herkesi yemeğe salardı. Sen gitmeyeceksin abi. Otur. 10 dakika. Koşarak gideceksin, koşarak geleceksin. Neden böyle yapıyorsun baba dedim. Aynı evde yaşıyoruz. Ben senin çocuğun değil miyim? Ben senin taşağından düşmedim mi diyordu. Benden ayrıcalık bekleme diyordu. Herkes neyse o. Hatta sen en son. Neden diyordu? Çünkü Mustafa çocuğunu kayırıyor demesinler bana dedi. Bir de hayatın gerçekleriyle karşılaştığın zaman bocalamazsın abi yani. Bocalamıyorum abi. Aynen. Hiç bocalamazsın. Şey tabii ki abi. Ben mesela Almanya'da yaşarken hem rap yapıyordum. Aynı anda 3 işte çalıştığım zamanlar oldu benim. Sabahları kan kuryeliği yapıyordum. O işi yaptım. Köpekli koruma yaptım. Berlin Havalimanı'nda çalıştım. Bu bagajları koyduğun arabalar var ya. Onları topluyoruz abi. Gate'lere götürüyoruz işte. Kapılara. Uçakları aynen kapılara. Yani hafriyat içinde çalıştım. Saatte 13 euro veriyorlardı. Bugüne göre güzel para. Bugün olsa paranın baba. Yani aynen saatte 13 euro bayağı ediyor bir şey yani. Benim günlük 70 lira dayı. Nasıl olacak? Aynen. İki paket sigara içiyorum. Yövmenin yarısı gidiyor. Ben aynen. Bir çift sizin giydiğiniz ayakkabılarını edebilmek için bir daire taşıdığımı biliyorum. Burada bir tane uzman çavuş vardı abi zamanında. O zaman 2004-2005 benim de garsonluk yaptığım senede. Aga garsonluğu yapıyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musun? Şefe bir kızmışım. Gırtlaklıyım mı ben buna, ne yapayım? Sürekli yazıyor zaten, çerez parasına bizi düdüklüyorlar. 2000 tane tepsi dayı. Ya alıyorum önemi 2000 tane tepsiyi. Kulaklığı bir takıyorum. O zaman da Gürkay Mandacı diye bir arkadaşım var benim, Tekirdağlı. Takım 34'ten falan bahsediyor bana aga. Breakdance'çılar. Ben 24 tane sigara markası bilmiyorum, adam bana takım 34'ten bahsediyor. Marka vermek gibi olacak ama reklama girer mi? Girerse de ama. Zaten hepsi alıp giyiyor. Aga bu önünde böyle burunlu benim ayakkabı. Kortez ayakkabı var. Düz. Tamam, eyvallah. Sen artık nasıl diyorsan dedim de ne dedin? Getonay. Ha Getonay. 3 çifim vardır. Çok severim. Rahattır. Abi. Rahattır aga. Ben onlardan uzman çavuşun evinin balkonunda gördüm mü abi? Yıkamış, bağcıkları çıkarmış yeşil. Ayakkabı boza çalıyor. Parmakları yeşil. Güzel renk kombinasyonu. Güzel renk. Aga da herhalde o sırtta dönme hareketlerini falan yapıyormuş. Gürkay hep kanıma sokuyor bunları. Al işte sana da alalım. Arşim yetmiyor. Alamıyorum. Aga dedi ev taşıyacak dedi, taşır mısınız? Ayakkabıları verirsen dedim taşırım. Al dedi ayakkabı köpeğin olsun, bende bir çift daha var, onları da al dedi. Abi iki çift ayakkabıyı koca daire dördüncü kattan aşağı indirdim. Ama nasıl indireyim biliyor musun? Götümden alev çıkıyor ama o ayakkabıları alacağım ya. Giyeceğim ya ayakkabıları. İstanbul'a gideceğiz ya takım 34'ü seyretmeye o zaman. Tepsileri bir alıyorum, hani 2000 tane tepsi uçuruyorum.
Çıt 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 çıt. Kulağımda Türkçe rap. Eyvallah. Bir gün dedi sana dedi bir aga sen dedi çok güzel süyüyorsun. Senin kadar güzel süyen bir aga var dedi. Onun dedi albümünü getireyim sana. Bana bir kapçıya bir kaset getirdi. Kapkara bir kaset. Üstünde ismi de yazma. Getirdi Fuat Akın'ın albümünü. Taktım aa dedi ne güzel süyüyor. O tepsiler havada uçuyor dayı. 20 bin tane getirsinler. Tek edilmesiler. Bizi motive ediyordun aga. Ben biraz abilerimizden, ablalarımızdan öğrendik biz bunu. Dediler ki sahnede böyle bunlar yapılır. Başkasının lirikleri çalınmaz. Başkasının şarkısı çalınmaz. Kötü de olsa senin olsun. Tabii aynen. Kendi stilini bul. Kendi tarzını bul. Bunlar çok önemli kodeksler öğrendik biz. Ve sonuçta beni ben yapan, kasetlerimi alarak, konserlere gelerek beni destekleyen o insanlara ben orada yapamam abi. Çok ayıp yani. Yok ben onlara bir şey sunmak zorundayım yani. Bazı muhabbetlerde geçiyor böyle işte. Türkçe rap çıkmaz sokakta. Senin Keksin parçasının çok dinlenmesinin sebebi 16 yıl sonra daha fazla patlaması. Sebebi ne biliyor musun aga? Çıkmaz sokaktan çıkmanın tek bir yolu var. Ben çünkü çıkmaz sokakta doğdum. Geri adım atman lazım. Yani hata girişe kadar gelmen lazım. O girişte 16 sene önceye gitmeleri gerekiyor. Fabrika değerlerini bir check etmek gerekiyor. Bak, çıkmaz sokakta düz gitmeye çalışırsan sadece burnunu duvara vurursun. Açıkçası emin ol annemin babamın vefatından sonra benim hayatım hiçbir zaman bir lollipop değildi abi. Anlatabiliyor muyum? Yani her türlü zorlukla karşılaştım. Her türlü Ali Cengiz oyunlarıyla karşılaştık. Alt oymalarla karşılaştık. Beni hiçbir şekilde yıldıramadı. Zirve tek kişilik diye de yetsiz sorun. Yani abi beraber mutlu olabilmek varken herkes egosuna kurban olup işte bireysel mutluluğu seçti. Ama sonunda ne oldu? Her şey ortada ve benim bugün vicdanım rahat abi. Sen yastığa kafanı koyduğun zaman rahat uyuyorsun değil mi arkadaşım? Hiç gerisini siktir hiç önemli değil. Yani. Kimin ne yaptığını boş ver ya. Çok güzel şükürler senin olsun. Senin 30 senen gün ışığı gibi ortada. Eyvallah. 30 yıl ya ben 40 yaşındayım. Ben 10 yaşındayken sen bu işi yapıyor musun? Eyvallah. 10 yıl albüm çıkarmadın ya. 10 yıl albüm hiç yapmadın sen değil mi? Yapmadım. Ondan sonra Lars diye babada ne varsa 24 tane şak diye ortaya koyayım dedi. Hadi hepsini alamazlar dediler ikiye bölelim. Ben seni dinlerken öyle albüm sanki kulaklarımda atıyordu. Yoksa 2000 tane tepsi biter mi? Hiç Trakya'da konser verdin mi? 2006 mıydı, 2007 miydi tam olarak hatırlayamıyorum ama galiba 2006'ydı. Edirne'de bir yerde konser verdik. Ondan sonra bir daha konser vermedik. Bir de bu son mesela 9 aydır olanlar bu pandemi falan şey gibi hissettirdi bana. Doğa ve dünya ya da kainat bize diyor ki hepiniz mutlu olamayacaksanız hiçbiriniz mutlu olamazsınız abi gibi bir şey dedi sanki. O hissiyat var içimde. Albümü de ilk 2019'da çıkarmışım falan böyle hani 2020'ye kalsaydık ne olurdu bilmiyorum. Hani 2019'da nispeten birkaç konser verdik. Festivallere gittik. Evet. Onun da eksikliğini çok hissediyoruz. Yani konser verememek gerçekten üzücü be abi. Şey. İnsanların o gözündeki ateşi görmek, o gelenlerin senin raplerini söylerken onlarla beraber söylemek. Salonun komple coşması. Aynen. Bir de ben konserimi bitirdikten sonra kaçmam abi. Hepsiyle gelirler, fotoğraf çektiririz, sohbet ederiz. Onların yüreklerine dokunmak benim için çok önemli. Gözlerde görebiliyorsun değil mi abi? O tabii. Verdiğinin sana memnuniyet ve sevgi olarak dönmesi. Muhteşem. Onu ifade edeceğim de sen kısa bir şekilde nasıl ifade edersin abi? Yaşadığımı hissettiriyor abi. Çok fena yaşadığımı hissediyorum. Ulan hayat ne gösterdiyse gösterdi. Nasıl girdiyse girdi. Ayağıyla bacağıyla. Yine de hayat yaşamaya değer abi. Onu gösteriyor. Çünkü güzel anlar var. Mutlu anlar var. Diyorlar işte abi sen niye yaşlanmıyorsun? Lan sevdiğim işi yapıyorum bir de sevdiğim insanla ben evlendim beraberim. Biz mesela her şeyden önce eşimle çok iyi arkadaşız abi. Gerçekten bizi al bizle at çalmaya gidersin derler Almanlar mesela. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben 40 yaşındayım. Bizim arkadaşlar çok dalga geçerler burada. Trakya'da 40 yaşına geldiğiniz zaman ne derler biliyor musun aga? 40 dediğin zaman göt bir yaşına girermiş. Yaş bir sayıyor. 40'tan sonra yaş sayıyorlar bizim. Ben de mesela 40 yaşımda bu kadar iyi hissedeceğimi zannetmiyordum. Şu an 48'im mesela. Diyorum ki mesela ulan ne kadar iyiymiş. Şu kafayı 20'lerde yakalayabilseydik. Aa öyle olmuyor işte. İşte olmuyor. Tecrübeyle geliyor. Ben bu kafayla gitsem geri Einstein olurum ben. Ah. Vallahi olurum. O kadar dayaktan sonra bazen kafa benim takılıyor. Üstten vurmadan çalışmıyor. Tüplü televizyon gibi. O hep babam. Ben de dayak yedim ama sayılıdır. Çok büyük bok karıştırınca dayak yedim ben. Yaramazlık vardı bende. Ben 8 yaşına kadar ailenin odak noktasıyım. Ailede 3 kızdan sonra doğmuş erkek çocuk ve böyle gözünün içine bakıyorlar. Ölürsün sen orada. Sonra ilk torun geldi baba. Ana senin tat sallandı. Benim papuç doğrudan dama gitti abi. Ben sabah kalkıyorum. Annemler işe gitmiş. Okula kendim gidiyorum. Okuldan geliyorum. Annem uyumuş. Ya da ablamlara gitmişler doğrudan işten. Ben yatmışım. Annemler gelmiş. Ben 4-5 gün görmediğim oluyordu annemleri. Almanya'dayken. Dikkat çekmek için koltukları bıçaklamaya, sobanın küllerini yanarken elektrikli süpürgeye çıkıp elektrikli süpürge makinesini yakmaya falan lan ben de buradayım falan demeye başlamışım. Bir yerden dikkat çekmem lazım. Aynen benim. Öyle şeyler geldi benim başıma ama ne bileyim yani işte sonuçta bir dengeliyorsun abi işte torun sevgisi de başka bir şey. Sonra zaten biz Türkiye'ye falan geldik o iyi oldu benim için ama yani harbi onunla bir karşılaştım ben abi yani. İnsanın kardeş olunca bile acayip oluyor. Ben kız kardeşimi annem doğurana kadar erkek bekliyormuşuz hep Kerem 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 hep Kerem Kerem diye çıktı Duygu kız kardeşim 4
baksana kızanım demişim ben ona. Anne kızanım ağlıyor. Anne şu kıza baksana. Aşırı kıskanmışım. Annemin paltosunu yakmışım ya, böyle bir şey var mı? Askalı duran paltoyu çakmakla tutuşturmuşum. Annem de anlatıyor, o zamanlar diye bir şarap rengi paltom vardı. Maaşımın yarısını vermiştim, almıştım. Sen sıçtın ağzına. Hep yapıyorsun böyle şeyleri. Ya dayak yemişimdir ne bileyim böyle. Ama sayılıdır yani öyle. Ben çok yedim abi. Burada yedim diye köprü olur ama. Ama babam bana diyordu. Yapma diyordu. Ben inadına yapıyordum. Hoşuma gidiyordu aga. Mazoşist misin? Acıdan hoşlanıyor musun? Anlamadım. Yok aga, acıdan hoşlanmıyorum. Onu sadece yemeye seviyorum ben. Bir de ben dinlene dinlene dayak yedim. Mesela babam rahmetli Durmuş Elaga diye bir arkadaşı var, onun böyle bıçkıda parmağı kopmuştu onun. Hastaneye getirirken bana parmak mı lazım deyip camdan atıyor. Anam. Buza koysa dikecekler. Ne buzu abi, 1900 kaçta buzu? Başparmak hem. Başparmak. Çok önemli siktir parmak. Siktir et demiş, daha 9 tane var ama. Abo. Öyle vurdum duymaz insanlar. Rahmetli babam da öyleydi. Şarap içiyorlar beraber. Bir çekiyor şişeyi duvara abi. Bir kıymık geliyor pederin göze. %30 bir görme kaybı vardı. Ben %30'u mola olarak kullanıyordum. Bana sardırırken hemen %30'luk tarafa geçirdim. Neredesin diyordu. Sağıma geç çabuk diyordu. Dinlene dinlene yiyordum. Ama çok yaramazlık yapıyordum abi. Evet. Çay alabilir miyiz Arslan? Ekmek Arslan'ın ağzına diyorum bazen. Arslan diyor ki yok abi, benim ağzım dolu değil diyor. Garson adamın kulağı keskin olur böyle. Hayatta 3 çeşit adam aga, Tülbent'ten bile geçer derler onlar için. Garson, muavin, pazarcı. Üçünü de yaptım. Yapmadığımız iş kalmadı. Girmediğimiz boya kalmadı zaten. Bir ara biz şeydik aga böyle. Alıyorsun mesela, çorap satıyorsun. Köylere möylere gidiyorduk böyle. Bir abimiz vardı, sevdiğimiz bir abimiz, eskiden kuaförcülük falan da yaptık bana sonra. Dükkan kapanınca içindeki malları köylere satmaya başladık, tamam mı abi? Sağ olasın. İyi de kazanıyoruz o dönem. Şimdi mesela şöyle diyeyim sana. 3 kişi gidiyoruz abi dağıtmaya. Arabayla dolduruyoruz, tıka basa. Ölü götüne pamuk tıkar gibi hepsini üst üste tıkıyoruz. Yani tıkış fıkış anlamında. Bizim yöresel tabirimizdir o. Tıkış fıkış çünkü abi. Hem vaktimiz az, hem malzeme çok, araba küçük. Tıkalıyoruz ne gelirse, atlıyoruz eşyaların üstüne. Atıyorum buradan mesela, neresi var köy? Poyralı köyü var. Gidiyoruz Poyralı köyüne. Kahvelere giriyoruz böyle, satmaya uğraşıyoruz. Satıyoruz da güzel de para kazanıyoruz. Mesela benim bugün yemeğim 70 lirası, ben o zaman 120 lira falan kazanıyoruz. 3 kişi gidiyoruz. Tabii şimdi biz Trakya'da olunca dönerken o paranın anasını belliyoruz. 2 tane bir alalım, 70'de 2 tane daha alalım, 70'de 2 tane daha alalım. En son borç yazdırıp geliyoruz. Hep eksizdeyiz. Tuhafiyeci abi, bayağı bir gittik öyle. Bir ay, 1,5 ay iş yaptık. Para akıyor. Bok oldu para, her tarafımızdan akıyor. Harcıyoruz, geliyoruz, ekşilere düşüyoruz, borç yapıyoruz, yazdırıyoruz. Bir dahaki hafta veririz abi diyoruz. Geldiğimiz zaman o 70'ye yerine şey veririz, ipek iplik falan veririz. Öyle anlaşıyoruz. Bir gün abimiz geldi kahvenede, ama aradan bir ay geçti, piyasada yok. Bir gün geldi kahvenede, oturdu. Abi dedim, piyasada yoksun dedim mi? Abi böyle çok düşünceli. Dedim, ne oldu, neden yapmıyoruz biz bu işi? Çok güzel para kazanıyorduk. Hiç olacak gibi Kemal dedi. Aklandık, aklandık, yedik saklandık diyor. Bir aydır evden çıkamıyorum. Alacaklar kapılarda geziyor diyor. Kahveye bakar mısın abi? Akçay sattık, akşeker sattık, iflas etti. Aklandık, paklandık, yedik saklandık diyor adam. Halk arasında da iyi kahveciler var yani. 2008'de eksi bakiyeye bir girdim abi, hala çıkamadım. Almanya gibi bir yerde sudan ucuzdur bira abi. İçkiye hiç bulaşmadım ben mesela. Çünkü içki, ben içmesini de bilmiyorum Kemal. Benle otur, böyle hiç mukavemet yok bende. Mesela oturup bir şişe viskiyi de manyak gibi içerim. Sonra da duman olur. Ayarın yok demek ki senin. Hiç yok abi, içemiyorum. Yani böyle lak 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 diye içiyorum böyle. Onun zaten arası yok bak. O yüzden hep uzak durdum içkiden. Böyle 40 yılda bir falan sarhoş olmuşumdur ama film kopacak kadar da hiç içmemişimdir abi. Ben içki içmiyorum pek. Öyle bir tane bira da sarhoş oluyor. Lise arası arkadaşlarım var, bir tanesi burada itlemiyor. Tam piç kurusu hepsi bak. Su katılmadık bak. Öyle bir böyle süzme, damlama. Abi lise buluşması yapıyoruz böyle. Dediler bir gün ormana gidelim buraya yukarı. İyi gidelim. Aldık viskiler, rakılar. Ben şimdi içki içemiyorum. Benim çok fırlama bir arkadaşım var. Ben şimdi bu kadar içiyorum abi? Mavi sohbet iyi yaparken benim rakıyı dolduruyor ipine. Sekten koyuyor. Kendi bardağına da değil. Ben onu içtim. Bir kalkmaya çalıştım abi, suratla yere ormanın içinde. Gidemiyorum. Altıma sıçacağım. Sıçacağım. Tuvaletim geldi. Kemerlerimi çözemiyorum. Dedim kemerlerimi çözün. Çözdüler. Abi. Hem istifra edeyim hem tuvalet etmeye çalışıyorum. Başladı helikopterler geçmeye. 15 Temmuz gününe denk gelmişiz. Bir kere sağlam içtik, darbe oldu. Beni getirmişler. O akşam da niyeti bozdum. Dedim göte kadar içeceğim. Ne olursa olsun. Abi eve getirmişler beni. Ramazan abi var bizim. Koko Ramazan deriz biz ona. Kokoreççi, köfteci. Arabayla gidiyoruz abi her yere. Tam tesisat. Sarkıtmayı yapıyoruz. Masalar, etimiz bir yerde pişiyor. Arabanın içinde mangal var. Köfteci arabası bildiğin seyyar. Ortam çok güzel. Biri saz çalıyor, biri oradan bağlama. Sen demiştin ya öyle saz değil o ökeş bağlama diye. Bağlama çalıyor. Eğleniyoruz falan. Abi başladı patır kütü pata pata helikopter, tanklar. Dedik kaçalım. Askeri bölge zaten yukarısı ormanlı. Getirmişler beni ipneler, atmışlar evin bahçesinden içeri. Ayaklarımı tutmuyor ya abi. Sürüne sürüne gitmişim. Hanım da 12-8 andan. Ben vurdum kafayı, bir yattım böyle. Sızdım zaten kapının anahtarı, çevirecek kuvvetim kalmamış. Yattım. Ayakkabıların üstüne yatmışım. Sabah hanım işten geldi. Ne oldu sana da be? Bir kalktım. Suratta kinetik yazar am. Ayakkabının üstüne. Kaç saat ayakkabının üstüne yatmışım. Suratta kinetik yazıyor am. Ah be. Öğleden sonra o kinetik yazısı gitmedi. Hep böyle yapayım am. Gitmiyor. Alkol ben de kullanamıyorum aga. Zaten ben doğuştan alkollüyüm. Şimdi bizim Trakya'daki çoğu doğuştan alkollü. Az yakıyorum, çok kaçıyorum. Bir tane bire öyle paraşüt gibi oluyorum. Oh. Ben babama da sordum. Baba dedim, anneme de sordum. Anne dedim yani. Babamın beni dedim alkolsüzken yapma ihtimali var mı? Hiç zannetmiyorum oğlum dedim.
Benim mesela dedem Bulgaristan'dan gelme olduğu için yapma rakı falan yapmayı bilirlerdi onlar. Dayım da yapar evde aynen. Ama o biraz sert oluyor diye biliyor musun? Dedemle ben çok iyi anlaşırdım. Son zamanlara doğru biraz bari kafaya pil takıyorlardı. O pil zayıfladıkça böyle pili biten teyip gibiydi. Bazen herkesi unutuyordu, beni hiç unutmazdı. İki defa dedemin selasını verdiler. Üçüncüye doktor geldi kontrol etti öldü mü diye. Şimdi baba susuz rakıyı bir çakıyor dedem geceden. İçiyor bir şey bitirene kadar vuruyor kafayı yatıyor mu? Babaannem gidiyor sabah Ali İbrahim kalk kimse yok. Nasıl yattı söyle kalıyor mu? Ölü gibi. Dürtleri dürtleri kalkmıyor. Yüzü de yastığa doğru nefes almıyor diye babaannem alıyor hemen pallosun üstüne doğru imama. Bizim herifi dürtüyorum kalkmıyor öldü herhalde. İmam bir sela işte anca namazı kıldıracak bir daha gelecek geri gidecek. O işlemleri yapana kadar dedem kahveye çıkıyor mayılıp. Bir sela Beylikmahalli halkından Çerkez Ali İbrahim Dülger Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur dedem kahvede domino oynuyor. Babaanneme diyordu ki beni öldürmeye çalışıyorsun. İki kere böyle oldu. Üçüncü de doktor geldi. Ben attım. Dinledi. Tamam dedi. Işıklar içinde olsun abi. Daha İnşallah. İyi bir yerde olsunlar. Abi çay yok mu ya? Biz kızarken felaket şeyler yapıyorduk ya biz burada. Mesela ben çocuk olacağım mesela. Benim Yağız'dan birkaç yaş büyükken falan mesela kahvelerde içmiş için rahat edemezdim millete. Torpil atardım içeri. Karabiber atardım kahvelere. Tane karabiber can sobasının üstüne bir salardım ısınırken. O bir patladığı zaman böyle kitle imha silahı gibi. Altına işeyen sıçan vardı. Kapının arkasına böyle bir sokuyordum. Fırçanın sapını. Dışarıda çıkamıyorlar. Geberiyordum gülmekten ama. 18 yaşında kahvelere hiç sokmadılar beni. Normalde uslu çocuk olsan 15-16'da girersin kahvelere. Beni hiç almadılar ama. Benim mesela o gençliğimde yaptığım en büyük yaramazlıklardan bir tanesi bizim Tıkır Dede vardı. Tıkır Dede davuluyla Ramazan'da gezer. Herkesin kapısının önüne gelip evin reisine mani atar. Hatta evin reisinin ismi geçer falan öyle ya da seni isminden uyandırır. Ondan sonra bir gece dayı oğlundan ben Ramazan sahur. İndik dedik gel ya davulu tıklatayım çünkü ben bandoda davulu çalıyorum o zaman okulda. Tıkır Dede davulu verdi bana ben davulla pırr abi. Bütün şileyi peşimden koşturmuştum Tıkır Dede'yi. Yaptığım en büyük yaramazlık onu şey yapabilirdim. Ben abi Hafız torunu Hoca Cahid'in oğluyum. O yüzden hani... Misyon yüklemesinde bir şey var ağırlık var. Yani. Babam beni böyle adamın muaşeret kuralları çok saygılı yetiştirirdi. Şile'de çok sevilen bir adamdı. Dedem keza öyle komple öğrencileri herkese Kur'an öğretmiş adam. Öyle bir reputasyonumuz vardı Şile'de. Gerçekten nispeten efendi bir çocuktum. Okulda öyle birkaç haylazlık yapmışızdır. Ama onlar da yani beni disipline götürmedi açıkçası. Ben hiçbir. Çok gittim aga disipline. Yok abi ben disipline gitmedim abi. O sicilime girmedim. Ben seviyordum disipline gitme aga. Vallahi bak. Bir neşeleniyordum. İfadem de sabit. Suçum sabittir. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 380. Benim numaram şeydi. Sanayi yerinin numarası 380. Ama aga çok zevkliydi be. Ben çocukken yaramazlık yapmayı çok seviyordum. Ben ilkokul Almanya'da okudum. Orada yasaktı abi şiddet. Ortaokul ve lisede dayak yedim ama diyebilirim. Ha. Bir gün cuma günü abi dediler ki bana hadi dersi kaynat. Son ders. Kopalım. Ulan ne yapayım ne yapayım? Şahin Can Polat var dedim. Sen ne yapıyorsun? Ne var sende? Misket var dedi. Ver. Dedim misketleri. Misketleri gittim tahtanın altına dizdim. En köşede uçta cam kenarında oturuyorum en arkada. Misketleri dizdim. Elimde bir misket. Ümit Aydiye hocamız var. Hanımefendi kulakları çınlasın. İçeri girdi. İçeri girer girmez ben misketi attım. Tık diye de vurdum dağıldım. Misketler ooo falan diye kalktım misketleri topluyorum. Ne yapıyorsun sen burada ders başladı falan. Ya hocam dedim son ders eğlensek ya biraz. Vallahi hocam şiştik falan bir şeyler. Yok işte geç yerine diye bağırdı. Bayağı sinirlendi kadın. Oradan infilak etti Ümit hoca. Dersimiz sağlık. Sağlık kitabı da işte sıranın üstüne duruyor. Şöyle ince bir kitaptır abi. Sağlık kitabını aldı. Kaldırdı havaya. Tuttum elini sağlık kitabını aldım elinden. Titredi bir sinirlendi benim sıramın altına baktım. Matematik kitabını çıkardı o 365 sayfa. Aynen böyle. Ben tuttum matematik kitabını aldım elinden sağlık kitabını verdim eline. Bütün sınıf bir koptu orada böyle. Aynen. En azından bununla vur aynen yani. Bununla vur hani onunla vurma. Sınıf orada kopunca kadın ağlaya müdür beyin odasına. Oldu mu lan dedim istediğiniz dedim disipline gideceğim yani biliyor musun? Tamam oğlum bak bir daha yapma falan oldu. Ben de çok özür dilerim hocam deyip gittim tekrar tamından özür diledim. Affetmedi tabii ki kızdı kadın haklı olarak. Eyvallah piçlik yaptık ama o yapmadık diyebilirim yani. İyi gidi günler be. Ben o serseri kafasını da hiç gömemedim. Ben seviyorum serseri olmayı. Kim ne dersin? Ben 40 yaşındayım yani. Hala aklıma neler geliyor. Vallahi bak. Ben gene Almanya'da büyüyecektim. Galaksinin en büyük piçi olurdum. Vallahi bak. Vallahi bak. Böyle çok fazla saçmalamadığın sürece. Atiktik aga. Atiktik. Yani duyularımız açıktı. Bir otoma girdiğimiz zaman acaba beni ayıplarlar mı diye hiç düşünmedim. Değil lan. Canım ne isterse onu yaparım diye düşündüm. Onu ben de realize ettim. O yüzden kasetin ismini Hassiktir koydum. Birisi benim kasetin eline alacak diyecek. Abi bana Hassiktir diyor. Ya en baştan ben zaten sana Hassiktir dedim. Siktiretmişim yani, zaten her şeyi. Aynen benim yolum var abi. Benim bir kafam var yani. Oraya gideceğim. Ben bu yoldan yürüyeceğim. Benim doğrularım bunlar. O yüzden ben sana ve senin sistemini Hassiktir diyorum diye yola çıktım abi. O kadar basit. Onu da hiç değiştirmedim. Eline sağlık kankacığım. Ben bir çay daha alabilir miyim Arslan? Senin yazdığın bütün şarkılarda matematiksel şeyler var. Tabii hece ölçüsü var hiç yoksa. Mesela birinci hecede 14 hece varsa ikinci heceyi sen 10 hece yapamazsın.
geçemezsin. Tekezlersin. TC ölçüsü önemli. Kelime sayısı. Hızlı rapleri de mesela ilk yapanlar bizdik abi. Ben normal başladım. Hadi Köklü'yü yaptım. İlk Hadi Köklü bayağı ikinci vitestir. Hızlı beatler geldi. Hızlı beatlerin üstüne yavaş söyleyince az kelimeli olmuyor. Dedik kelimeleri çoğaltalım. Cümlelerin uzadı. Anlam uzadı. Anlam derinleşti falan. Onu keşfetmek de çok iyi oldu. Yaparken öğrenebilmek çok önemli abi. Learning by doing diyor İngiliz buna işte. Yani yaparken öğrenmek. Çok güzel bir şey abi. Öğrenmenin sonu yok. Keşke her şeyi öğrenebilecek kadar vaktimiz olsa. Keşke şu galaksinin bir dışına çıkıp da öbür galaksilerdeki gezegenlere bir gidelim. Bizi zaten abi. Almazlar a**. Bunlar nereden geldiler? Yok. Gittiğin gezegeni bozarsın işte. Bu gezegenin dengelerini bozduk biz abi. Çok fazla üredik. Denizlere pisliğimizi boşaltıyoruz. Hiç doğaya saygılı bir şekilde doğanın bizi yaşattığının farkında değiliz abi. Mesela Türkler çok önceden doğaymış rehberi Türklerin abi. Biz doğaya sırtımızı çevirmişiz. Geleneklerimizde akan nehirde elini yıkayamazmışsın. Cezası büyükmüş. Nehirden su alıp gidip 50 adım ötede yıkaman gerekirmiş. Şimdi Marmara'ya, Karadeniz'e, Ege'ye sıçıyoruz, işiyoruz. Her bokumuzu boşaltıyoruz nehirlere, göllere. Bizi yaşatan bir şeyin üstüne biz nasıl bu kadar sıçabiliyoruz? O beni üzüyor abi. Türkler çevre bilinci olan bir halkmış abi. 5400 yıldır çadırda olsa devlet kurma geleneği olan, belirli bir kuralları olan bir şeylermişiz. Biz bunlara sırt çevirmişiz abi. Özümüzden uzaklaşmışız. O beni üzüyor. Ben doğaya daha saygılı, hayvanlara, sokak hayvanlarından daha kuşlarına, saygılı böceğine kadar daha saygılı bir nesil istiyorum abi. Bir farkındalık istiyorum. Sallanırım ama devrilmem. Bakışlarımın karşısında kimse ezilmez. Ne ara Sezer olduğumu bilinmez. Adam gibi rap yap ya da git boşta gez. Eyvallah. Eyvallah. Dinledik be aga, sevdik be. Sağ olasın abi, ne mutlu. Hep sevmeye devam et abi, biz yaşlandık bunlar. 16 yaşındayken ne kadar seviyorsak hip hop rap'i bugün aynı şevkle seviyoruz abi. Ve hiç vazgeçmedik. Ben 40 yaşındayım, benim yaşım kadar hip hop ve rap geçmişim var. Geri dönüp de keşke şunu da yapmasaydım dediğin ne var? Rapstar diye bir program vardı, bilir misin? Bilirim. Onu yapmasaydım diyorum, başka hiçbir şey yok. Keşke oraya ben he demeseydim. Düşüş diyorum. Olarak mı değerlendiriyorsun aga? Hayır ben abi, insan... açıkçası Kalbim diye bir albüm bitirmiştim ben. Ve o albüm çıkmadan televizyona çıkabilecektim ve bu albümün daha iyi bir promosyonu olamazdı aslında. Anlatabiliyor muyum? Orada çıktım, milyonlarca insana benim albümüm çıkıyor diyebildim mesela. Ben jüri üyeliği yaptım orada. Bu sistemin yaratmış olduğu bir yerde, o insanların böyle patoza atılan fındık gibi harcandığı bir yerde ben jüri üyeliği yaptım ve bu yüzden pişmanlık duyarım. Başka arkamı dönüp baktığımda hiçbir pişmanlığım yok abi. Söylediklerimiz, pişmanlıklarımız geçmişin cehennemiyse abi ben cennetteyim kime ne dediysem. Ben kendimi öyle hissediyorum. Tek pişmanlığım o Rapstar yarışmasıdır. Başka da yok. Bir daha da öyle bir şey olsun, ben alakam yok öyle bir şeyle abi. Gençlere de buradan söylüyorum. Öyle bir yerden kariyer yapılmaz abi. Kariyer tırnaklarından kazıya kazıya tek tek basamakları çıkarak yapılır. Ya fedakarlık yaparsın. Gerçekten zoru başarır. İmkansızda da zorlanırsın. Ya da artık ne bok yersin bilemem ama emin olun bu tip yarışmalar sizin için hiçbir şey değil abi. Sizin harcandığınız, ifşa olduğunuz bir yerdir yani. Anlatabiliyor muyum? İnsanların sana götüyle güldüğü bir yerdir. O yüzden ben bunlara inancım yok. Gerçekten biri kararlıysa, kariyer yapmak istiyorsa cayır cayır yapar onu yani. Fedakarlık yapmadan hayatta hiçbir yere gelemez. Bir Trakya atasözüyle perçinleyeyim mi? Buyur. Ya aksındır ya kara. Gri olana göt derler. Güzel. Bizim Trakya'da edebiyat çok güzel baba ya. Benim de öyle ya hep ya hiç kafası vardır bende. Ya istiklal ya ölüm abi. Aga çok çalıştım. Hep böyle biriktirdim. Ara senin bir türlü konserine gidemedim. Bir kardeşin olarak, hayranın olaraktan senden rica ediyorum be. Şu Trakya'ya kadar gelmişsin. Trakya'dan Salcayır'ın öbür tarafa doğru patlat bir şey. O zaman ekmek arası akapella diyoruz abi. Evet aga, ekmek aynen. Arası akapella. Yapayım abi. Suratına mirfak, sırtına mızrak, toraksa bıçak, açıl açar nacak, kaçın kaçar bacak, akın başlamadan bitecek. Rapi çöplükte aramayacak seni. Benden almasınlar kestaneni, yarmasınlar. Baştan çıkarıp çorabını koklatmasınlar, hele hele doğratmasınlar. Saydıramadan edemez, kader etti çömez, beyin döndü pekmez, madde var. Vardan yok edilemez, yoktan inşaat var edilemez. Merkeze domalmayan herkes artık duydu, nöbetteyken su uyudu. Evladına sahip çıkmazsan bulacağın yer kuyudur. Rap hep top tüfek olmasa bile niga panzerin huyudur. Derinliğe inebilmek için denizaltı gerekli değil. Çeşit içten gelir pişmez, çevir elimden düşmez. Kenevir alkol yasaklanmayan yeksehir. Gel iblis, var derdimiz, al tertimiz. Kan dolu kasemiz, umut oldu çaresiz. Ben kafir isem Allah'ına baktım, gördüm, bildim o nareşit. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Açmazsa güllerim bahçemde saklı kim dağlar gibi. Batı Berlin rap üstad, tek üstad motherfucker. Kemal Baba'yla burada 2020. Anasın adam ya. Abi çok iyiydi. Gene her zamanki gibi döktün, konuşturdun. Rica ederim abi. Her zaman kalptesin. Burada artık bir kardeşin var. Benim de bir agam oldu. Pınarhisar bizim artık bir memleketimiz, bir ilçemiz, kasabamız. Yerim burada abi. Eyvallah, her zaman sağ olsun. Zaten buradasın. Mutluluğumuz daim olsun kardeşim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Fuat Ergin babam konuğumuzdu.